Burak Bey. Bu öğlen söylediğiniz bir şey aklıma takıldı. Ne dedim? En yakındaki arkadaşınızın 4 saat uzaklıkta olduğu. Yalnızlığa alışkınım. Eğer kafanıza takılan buysa. Sizi bir yere yemeğe götürebilir miyim? Çok naziksiniz Burak Bey. Ama bu akşam biraz yorgunum. Dinlenmek istiyorum. Tamam. Yemekten sonra da eve bırakırım, dinlenirsiniz. Hadi lütfen kırmayın beni. Peki o zaman. Konum atarsanız 1 saate gelip alırım sizi. Ertemimdeyim. Görüşürüz. Geldiniz ya. Ben de yanlış yere geldim sandım. İvan'ın attığı lokasyon burası mı? Motoru burada. Burası. Ayda, çok güzel görünüyorsun. Harika olmuşsun. Sağ ol kuzum da. Ya biz böyle bir yere geleceğimizi düşünmemiştim. Yani neresi ki burası? Ben gelirken restoran falan da görmedim hiç. İyi akşamlar gençler. Bu taraftan. İyi, hadi gelin. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası gerçekten güzel bir yermiş Burak Bey. Burak demeni tercih ederim. Sorun olmazsa. Peki. En azından ofis dışında olur. Teşekkürler. Ben aslında yönetim kurulundaki herkesin çocuklarını tanırım. Beraber büyüdük sayılır. İşte bazılarıyla aynı okula gittik. Bazılarıyla da bizim şirketin etkinliklerine, davetlerinde falan sürekli karşılaşırdık. Ama seni daha önce hiç görmedim. Hatta Fikret Bey'in bir kızı olduğunu da bilmiyordum. Ben çok küçükken annemle birlikte yurt dışına taşındık. Babamla çok az görüşebildim. Abimle de. Abinde mi var? Bak onu da hiç görmedim. Sanırım bizim şirketlerden birinde de çalışmıyor. Yok. O babamın işlerine hiç merak salmadı. Doktordur kendisi. İstanbul'da mı? Afganistan'daydı. Daha önce de Kongo. Savaş bölgelerinde. Baya baya kahraman yani. Bence öyle. Ama babama yaranamadı bir türlü. Oğulların babayla olan imtihanı daha zor oluyor galiba. Bilmez miyim? Yavaş yavaş. Yavaş. Acaba şu taraftan mı yapsan da duman üstümüze gelmese? Ya Demir, çok eğlenceli bir şey. Bir gün bizim bahçede de mangal yapalım mı? Ortamı sevdiyseniz çok güzel kamp alanları biliyorum. Yani gidebiliriz böyle dördümüz. Eskiden çok giderdim kampa. Bak, uzun zamandır gitmiyorum. Özlemişim. Şöyle güzel adam boyu bir ateş. Yanda akan suyun sesi. Hı? O sayılmaz. Küt diye dönmüştük ondan. Böyle acayip ıssız yerler keşfettim. Yani gece çökünce ay da yoksa zifiri karanlık oluyor. O zifiri karanlıkta sesler nasıl yükseliyor biliyor musun? Yani etrafında dolaşan hayvanları duyuyorsun.
ama görmüyorsun. Ya beni bir şeyler yiyor. Size gelmiyor mu? Yani muhabbetten uylandın sen. Ondan oluyordur. Çevir, çevir. Tamam Deniz ya. Her şey karışıyorsun. Allah Allah. İş yerinde de iyisin Ayda. Çiftler randevusu bu. Normal bunlar. Ya tamam da. Ya çok tatlılar değil mi? Ya öyleler. Ve çalışanımı böyle sevgilisiyle görmek biraz garip. Aa sen çalışanlarını... Ya şaka. Bak bir iddia bulduk. Bünyamin Bey buna çok sevinecek. Aman ne güzel. Bünyamin istedi diye bir kuralım daha güme gitti. Ya yani şu an resmen işimle özel hayatım birbirine girdi. Ama şu an çalışanlarınla birlikte değilsin. Sevgilinin arkadaşlarıyla birliktesin. Ayrıca İbo seni çok seviyor. Ona biraz abilik yapabilirsin bence. Abilik. Hı hı. Koskoca adamı. Ayrıca bence tek başına gayet iyi idare ediyor. Anlatacağım. Selin. Hı. Bunları bileğinize takıyorsunuz. Buyur abi. İbo bu çok kötü kokuyor. Kokması lazım çünkü keneleri kaçırıyor. Kene mi? Kene de mi var burada? Artem'i nasıl buldun? Toparlanması biraz zaman alacak. Ama umutsuz da değil. Böyle küçük şirketlerin finansal durumları çabuk bozulur. Ama çabuk da düzelebilir. Ben aslında Artem'in ailesini kastetmişim. Ha, çalışanları diyorsun. Ekip güçlü. Birbirlerine kenetlenmiş durumdalar. Bölünme sadece sen ve Demir arasında olmuş gibi. Evet. Demir çalışması kolay biri değil ne yazık ki. Gerçi sana anlatmama gerek yoktu değil mi? Bunu tahmin etmiştim. Neyi? Bu yemeği Demir hakkında bilgi toplamak için istedim. Öyle değil mi? Evet öyle. Ama bunu tahmin etmene gerek yok. İlk konuşmamızda Demir'le ilgili aradığımı söylemiştim. Ben hisseleri devralıp Artem'in de çalışma teklifini kabul ettim. Seninle birlikte Demir'e karşı işbirliği yapacağımı söylemedim. Ben böyle bir talepte bulunmadım ki. O zaman varlığımın bile onu zayıflatacağını düşündüm. Yanılmış mıyım? Bilemem. Belki de güçlendirir. Ama ben buraya onu zayıflatmak için gelmedim. İşte buna emin olabiliriz. Tamam. Ama bu almaya değer bir riskti. En azından seni tanıma şansım oldu. Salatadan alsana Ayda. Teşekkürler Demir Bey. Ne var ya? Demir mi diyeyim patronuma? Çiftler randevusunda olduğumuza göre... burada diyebilirsin. Teşekkürler Demir. Böyle de yani bir tuhaf oluyor. Size de garip gelmiyor mu? Yok. Sen en iyisini biliyor musun? Böyle Firuze Hanım'ın dediği gibi beyciğim de.
Demir Beyciğim. Yok artık. Bence en güzeli abi. Bak çok yakışıyor. Demir abi. Bu arada biz de kızlarla Antalya'ya gitsek mi? Ya ben patronum diye mi kimse bana bir şey söylemiyor? Antalya'ya mı gidiyorsunuz? Yani Merve Bora'nın ailesiyle tanışmak için gidiyor. Ayda da destek kuvvet için orada olacak. Aa, sen gitmiyor musun? Ne oldu da ayrıldı silahşörler? Yok. Benim bu hafta sonu biraz işlerim var. Ama bir dahakine asla kaçırmam. Çok güzel olmuş. İkinizin de eline sağlık. Ama ben artık ellerimi yıkasam iyi olacak. Tamam, gel. Neden gitmiyorsun kızlarla? Çünkü iki gün senden ayrı kalmak için çok uzun bir süre. Ne zaman, nereye istersen gidebilirsin. Ben dün öyle neredesin falan dediğim için mi? Üzgünüm. Öyle iki soru sordun diye beni korkutamazsın. Ben öyle kolay korkmam. Ben insanlara bağlanınca biraz boğucu olabiliyorum. Ama kontrol altında tutmak ihtiyacından değil. Endişelendiğim için. Biliyorum. Nedenini de biliyorum. Ama senin yanındayım Demir. Hafta sonu seninle kalmayı seçtim. Evimize kalmayı istedim. Böylece bütün hafta sonu korku filmi izleyebileceğiz. Sen acaba kızları yalnız bırakmasan mı? Hı? Şimdi yanlış anlarlar falan, aranız bozulmasın. Yok öyle. Bir sürü film seçtim. Böyle hani saçlarımın yüzüne dökülen kızı var ya, ben de öyle evin sağ solundan çıkıp korkutacağım seni. Ay, iki de biliyorum Selin. Ha, bir de tehdit. Hayır, tehdit değil. En azından öyle saçlarını önüne dökmesen, yani kendi iyiliğin için. Selin. Seni. Tamam, bir şey soracağım. Bu, şimdi bu ilişkinin fazlarında bu yemeğe çıkmak olarak geçiyor mu? Of. Maalesef. O yemekte ikimizin yalnız olması lazım. Ayrıca sadece yemek de olmaz. Sinema ya da dans da olmalı. Danslı yemek mi oldu şimdi? Hı hı. Sürekli büyüyor bu iş ya. Tatlı yemek istemediğine emin misin? Bak, buranın tatlıları gerçekten çok iyidir. Peki o zaman yemeği sen ısmarladın, tatlıyı da ben ısmarlayayım. Bildiğim çok güzel bir yer var. Anlaştık. Bunun ateşi geçmese mangalda kahve yapardık. Ne olsun Beybo, bir dahakine. Vallahi her şey çok güzeldir. Ellerine sağlık. Ne demek abi? O zaman bir dahaki plan sende. E hadi kalkın. Tatlılar ve kahveler de benden. Çok güzel bir yer biliyorum. Oraya götüreyim sizi. Ay, sonunda ya medeniyet. O kadar mı sıkıldın? Hayır. Ya sıkılmadım. Her şey çok güzeldi. De yani sonunda birazcık olsun şu topuklardan kurtulacağım diye seviniyorum. Hadi. Ayda bizimle geliyor o zaman. İbo, sen bizi takipte kal. Gel, ben sana yardım edeyim prenses. Bir tane çantamı da alır mısın? Geçmiş olsun. Bünyamin Bey'in ödevini başarıyla tamamladın. Sağ ol abi ya. Ne demek? Teşekkürler. Gerçekten çok lezzetliymiş. Vallahi harika.
Ya sipariş versek bizim ofise de getirirler mi? Bizim ofise sürekli çikolata geliyor zaten Selin. Ne çikolatası ya? Ha, o çiçekler, çikolatalar gelmiyor artık. Kesildi onlar. Artık manyak mıdır nedir gönderen de saçma sapan notlar, randevular falan. Ay kurtulduk çok şükür. Aferin. Demir Bey, ben arabada telefonumu unutmuşum da gidip alabilir miyiz acaba? Ne yapacaksın müsaade telefonu? Bizimkiler ararlarsa merak ederler bu. Aileleri meraklandırmayalım. Merak ederlerse kalkıp gelirler falan. Sonra sıkıntı olur. Değil mi İbo'cum? Hı hı. Bir de bana anlat bakayım. Bu Bünyamin'i sen bizim başımıza nasıl sardın ya? Demir Bey. Siz bana sana güvenebilir miyim diye sormuştunuz ya. Evet. Benim size bir şey söylemem lazım. Ama... Ne olur Selin bilmesin. Neyi bilmesin? Selin'e gelen o hediyeler, notlar, çiçekler. Tanıyor musun göndereni? Biz. Siz? Ben, Merve, Azmiye, Leyla ve Firuze Hanım. Selin çok üzgündü. Biz de birazcık olsun morali yerine gelsin diye gizli bir hayranındanmış gibi gönderdik. Beğenilmek kadınların hoşuna gider. Ayda ama kızı yemeğe davet edip yalnız bıraktınız masada. Bu hiç kimsenin hoşuna gidecek bir şey değil. Yalnız olmayacaktı ki. Azmiye figüran bir tane arkadaşını ayarladı. Adam tam restorana geliyordu ama setten çağırmışlar. O da yarı yolda dönmek zorunda kaldı. O saatte biz de yeni birini ayarlayana kadar çok geç oldu. Şimdi Selin, o akşam bir figüranla mı yemek yiyecekti? Evet. Kızmadınız mı? Kızdım. Kızdım, kızgınım şu an. Kızgınım ama olay o kadar saçma ki sinirlerim bozuldu. Demir Bey, Selin'e söylemeyeceksiniz değil mi? Eğer öğrenirse hepimizi öldürür. Neyse. Hadi bakalım. Bir daha sakın böyle bir şey yapmayın Ayda. Yok yok, bir daha asla. Arabada telefon da yok tabii. Koca şirketi kreşe çevirdiniz yani. Gel. Biraz değişik bir adam ama. Sen neden? Nereden arkadaşım? Peki. Selim nerede burada? Adam gerçek bir manyak var. Abi verandada oturuyoruz birden böyle gelip. Birazcık var aynen. İyi akşamlar. Aa Burak. Ne haber ya? Ne yapıyorsunuz burada? Tatlı yemeye geldik. Sanırım siz de öyle. İbo selam. Selam. Ya Eylül Hanım, buranın tatlıları muhteşem. Biliyorum. Ben çok sık gelirdim buraya. Burak Bey'i de ben getirdim zaten. Ya ayakta kaldınız, otursanıza. Olabilir aslında. Yok, biz hiç rahatsız etmeyelim. Benim burada zaten hep oturduğum bir masam var. Oraya geçeriz biz. Peki. İşte. Aa, Eylül Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.